Merhaba. Kanal Sim ve Yakın Doğu Televizyonu'nun işbirliğiyle hazırlanan Engelsiz Haber'e hoş geldiniz. Bu hafta ülkemizden ve dünyadan kültür, sanat ve teknoloji ağırlıklı haberleri sizler için derledik. Koalisyon hükümetinin CTP kanadında değişiklik yapıldı. Başbakan Ömer Kalyoncu, Maliye Bakanı Hasan Başoğlu'nun yerine CTP Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür'ün, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Önder Senaroğlu'nun yerine CTP Mausa Milletvekili Erkut Şahali'nin, İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar'ın yerine de CTP Mausa Milletvekili Asım Akansoy'un atandığını açıkladı. Türkiye milli takımında yer alan ve 2012 Londra Olimpiyatlarında da yarışan Kıbrıslı Türk atlet Meliz Redif, doping yaptığı gerekçesiyle Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 3 yıl pistlerden men cezasına çarptırıldı. Disiplin Kurulu ayrıca 26 yaşındaki Meliz Redif'le birlikte Semiha Mutlu Özdemir, Bahar Doğan ve Ümmü Kiraz'ı farklı sürelerde pistlerden men etti. Kurul, Meliz Redif'in 3 yıl, diğer sporcularınsa 2 yıl 6'şar ay süreyle sahalardan men edilmesine karar verdi. Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, 1. Uyuşturucuyla Mücadele Kamu Spotu film yarışması düzenliyor. Başvuruların 27 Kasım'a kadar süreceği yarışma, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyonun çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve ihtiyaç olan alanlarda gerçekleştirdikleri projelerle yollarına devam ettiklerini söyledi. Larnaka açıklarında balina görüntülendi. Balinanın ispermeçet balinası olduğu ve Akdeniz'de görülen en yaygın balina türü olduğu bilgisine ulaşıldı. Kıbrıslı Rum dalgıçların tekneden çektiği videoda balina su yüzeyinde beliriyor.
uzmanlara göre Kıbrıs açıklarında balina belki de ilk kez görüntülendi. Profesyonel dalgıç eğitmeni Ahmet Gürol Ersun, konuyla ilgili olarak Kanal Sim'e konuşarak, aldığımız bilgiye göre balinanın bir geminin peşine takılıp geldiğini öğrendik, dedi. Değirmenlik Belediyesi, Güney Kıbrıs'tan kaçak olarak getirildikten sonra polis tarafından el koyulan 380 kilo eti hayvan barınağına bağışladı. Belediyeden yapılan açıklamada, kaçak etlerin hayvan sağlığı açısından bir sakıncası olmadığından dolayı Girne Dağ yolu üzerinde bulunan hayvan barınağına gönderildikleri belirtildi. Amerikan CNN kanalının Larnaka hakkında belgesel yayımlayacağı, bunun için bölgede çekimler yaptığı belirtildi. Rum gazeteleri CNN Larnaka'da başlıklı haberinde Larnaka şehrinin Hazreti İsa'nın yaşamını anlatan ve gelecek aylarda yayınlanacak olan bir belgesel çerçevesinde tanıtılacağını yazdı. Habere göre CNN Larnaka'yı Hazreti İsa'nın arkadaşı Aziz Lazarus'un mezarının bulunduğu yer olarak tanıtıyor. Çetin Altan hayatını kaybetti. Türk basınının ünlü kalemlerinden gazeteci ve yazar Çetin Altan, 88 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci ve yazar Ahmet Altan ve akademisyen Mehmet Altan'ın babası, gazeteci Çetin Altan, geçen Haziran'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Kırşehir'de tekbir sesleriyle ateşe verilen HDP'li Eşref Odabaşı'na ait Gül Kitap Evi'ndeki yağmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Geçen 8 Eylül'de MHP Kırşehir İl Teşkilatı'nın düzenlediği teröre lanet yürüyüşünde Gül Kitap Evi de yağmalanmış ve ateşe verilmişti. Radikal'den İsmail Saymaz'ın ulaştığı görüntülere göre kalabalık bir grup slogan atarak kitap evini taşlıyor, kitap evi önündeki çantalardan birini çalıp diğerlerini yakarak içeriye atıyor, yangın çıkarıyor ve kitap evi sahiplerinden birini topluca linç etmeye çalışıyor. Filipinler bir kez daha kötü hava şartlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin kuzey kısımlarına ulaşan tayfun nedeniyle kıyı kentlerde
4 metrelik dalgalar oluştu. 9 kişi hayatını kaybederken 10 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Güney Koreli aileler sınırı geçerek 1950-53 Kore Savaşı'ndan beri görmedikleri Kuzey Kore'deki akrabalarıyla buluştu. Uzun süren müzakerelerin ardından 20 Ekim'de gerçekleşen buluşmalar için adres sınırın Kuzey Kore tarafında belirlendi. Yetkililer aile buluşmalarına Güney Kore'den 90, Kuzey Kore'dense 96 kişinin katıldığını duyurdu. Duygusal anlara sahne olan toplantı öncesi Güney Korelilere dağıtılan kitapçıklarda Kuzey Kore'deki yaşam şartları ve yöneticileriyle ilgili soru sormamaları tavsiyesine yer verildi. Güney Kore tarafından aile toplantılarına katılanların 66 bin kişi arasından kurayla belirlendiği bildirildi. Bisiklet kullanımını teşvik ve şehir sakinlerinin trafik sorununu yaşamadan şehri yeniden keşfetmeleri amacıyla düzenlenen Los Angeles Bisiklet Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale her yaştan binlerce Amerikalı katıldı. Tayland'da bir ulusal parkta kendilerine yaklaşan motosikletin sesinden rahatsız olan fil sürüsü çileden çıktı. Dev filler motosiklete doğru yönelirken korkudan motosikletinden inen sürücü ise çareyi dua etmekte buldu. Adamın zararsız olduğuna ikna olan filler de kendisine zarar vermedi. Kanal Sim ve Yakın Doğu Televizyonu'nun işbirliğiyle hazırlanan Engelsiz Haber'in sonuna geldik. Sağlıklı, güzel, engelsiz günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.